Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere keti tarifiyle geldim. Kat kat keti tarifi arkadaşlar. Malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hamurumuz için 1 paket instant maya, 2 tatlı kaşık şeker, 1 bardak ılık su, 1 tatlı kaşık tuz, damak tadına göre bir kaşık daha artırabilirsiniz tuz miktarını. Yarım çay bardak sıvı yağ, 1 bardak süt, 2 yumurtanın beyazı, beyazını içine kullanacağız, sarısının üzerine ve yaklaşık 5-5,5 bardak un, 2 kaşık nişasta. Ara katlarını yağlamak için de yarım paket tereyağı, 1 çay bardak sıvı yağ, keteyi açmak için un ve nişasta lazım arkadaşlar. Evet. Öncelikle instant mayayı ılık su, şeker ile erittikten sonra diğer kalan bütün malzemeleri ilave ediyoruz. Yumuşak, bir ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok katı olmayan ve çok da cıvık olmayan bir hamur. Elde etmiş olduğum hamuru yaklaşık 15-20 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Böyle aşırı bir derecede mayalanma, kabarma olmayacak arkadaşlar. Hamurumuzu birazcık dinlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi elde etmiş olduğum bu hamuru 9 eşit beziye böleceğim. Bütün hamuru tezgaha alıyorum. 9 eşit beze yapıyorum elde etmiş olduğum bu hamurdan. Evet, bu şekilde bezelerimi yapıyorum. Tepsimin tabanını unluyorum ve hazırlamış olduğum bezeleri tepsiye bu şekilde biraz aralık bırakarak diziyorum. Hamurumuzun kurumaması için üzerine dilerseniz bu şekilde şeffaf bir folye ya da poşet veya nemli bir bez kapatabilirsiniz. Şimdi ara katlarını yağlamak için tavaya tereyağı ve sıvı yağ alıp eritiyoruz. Yağı eritirken ara katlarını açacağımız un karışımını da hazırlıyoruz. 1 bardak un, 1,5 bardak nişasta. 1 kabımızı alıyoruz ve güzelce harmanlıyoruz. Bunları açarken kullanacağız. Evet, ketemizin ön hazırlıkları da tamamdır. Ara katlarını açmak için un karışımı tereyağımızı da kızdırdık, erittik bu şekilde. Yağımız da hazır. Bezelerimizi de güzelce dinlendirdik. Şimdi ketelerimizi yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. Böyle açma tahtasına hazırlamış olduğumuz o un ve nişasta karışımını ekleyip bezelerimizi büyükçe yufka açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok kolay açılıyor arkadaşlar. Hemen büyüyor. Sizi hiç zorlamayacak. Bu şekilde oklavayla yufkalarımızı inceltelim. Açmış olduğum yufkayı mutfak tezgahını unlayıp koyuyorum. Ve hazırlamış olduğum yağ sosundan fırça ile her yerine gelecek şekilde bu şekilde sürüyorum. Bu şekilde arkadaşlar 9 bezeyi yufka olarak açacağım ve her katını yağlayacağım. Üst üstüne koyacağım. Her açtığım yufkayı bu şekilde üst üstüne dizeceğim yufkaları arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi ikinci, üçüncü, dördüncü yufkamı da bu şekilde açıyorum. Ve her açtığım yufkayı da aralarını yağlayıp üst üstüne kat kat diziyorum. Bu katlar sonrasında çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kete. Tezgahım küçük geldi. Eğer sizlerin daha büyük bir zemininiz varsa koyabileceğiniz oraya koyabilirsiniz. Ben sonra 9 bezeyi yaptıktan sonra açma tahtamı bütün yufkalarımı aldım. Ve en son yufkamı da tekrardan bu şekilde geri kalan yağla yağlıyorum. Güzelce her yerine gelecek şekilde sonrasında rulo sarıyorum. Bu şekilde. Kat kat katmer olacak arkadaşlar. 9 katlı katmer. Yapımı da oldukça kolay. Sizi zorlamayacak. Gerçekten yufkaları açarken kendisi çok kolay bir şekilde açılıyor. Evet. Rulo yaptık. Kocaman bir rulo oldu. Şimdi rulolarımızı keseceğiz. Bu şekilde 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Bunların her biri bir kete olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. İçerisini kat kat görünüyor. Bu hali bile şahane görünüyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kestikten sonra şimdi ketelerime şekil vereceğim. Nasıl şekil veriyorum? Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde alt kısmından büzüyorum. Kapatıyorum. Üzerine hafif bastırıyorum. Çok şeklini bozmadan bu şekilde ketelerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde katlamasını yapıyorum. Aynı işlemi bütün geri kalmış bezelerime uyguluyorum. Gördüğünüz gibi uç kısımlarını birleştiriyorum. Hafif üzerine bastırmam yeterli olacak. Evet, bütün ketelerimi bu şekilde hazırladım. Tepsi mayası yapacağım. Yaklaşık bir tepside 30-40 dakika mayalanmaya bırakacağım. Mayalanmış olan ketelerimin üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını fırça ile sürüyorum. Fırında önceden açıyorum, ısıtıyorum arkadaşlar. Önceden ısınmış 180-200 derece arası fırında ketelerimizi yaklaşık 30-35 dakika arası pişirelim. Altın gibi renk alacak, güzelce kızaracaklar. Evet, gördüğünüz gibi ketelerim piştiler. Şahane görünüyor. Soğuduktan sonra da çıtır çıtır kat kat ayrılacak arkadaşlar. Elde etmiş olduğum bu hamurdan 2 tepsi kete çıktı arkadaşlar. Tepsinin biri piştikten sonra diğer tepsiyi pişirdim.
Evet, çıtır çıtır kat kat ketilerim artık yemeğe hazırdır. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Yapanların yorumlarını da bekliyorum arkadaşlar. Arkada görmüş olduğunuz mini köstebek ve köstebek pasta tariflerimde diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.